Herkese yeni bir günden merhaba. Biz kendimizi dışarı attık hemen. Niye? Çünkü Instagram'da Aldi'de bebek eşyaları bugün geliyormuş diye duyunca hemen biz fırladık. Ucuz ya orada. Bu arada hava çok güzel ama maalesef yalan olduğunu biliyorum. Çünkü 3 saat sonra yine karanlık, yağmur olacak. Yani hava durumuna baktım. Bu şekilde boncukumuzu da aldık çıktık. Biraz bebek eşyalarına bakarız. Kahvemizi içeriz. Ondan sonra hava hala böyle devam ederse bir parka götürürüm Azad'ı. Etmezse de eve yine. Arkadaşlar hiç bebek eşyası almadık ya. Hiç almadık ya. O yüzden yer açılmış hemen gidiyoruz şimdi. Hiç almadık ya bebek eşyası. Ama anlamadığım bir şey var. Zaten. Ama söz verdi almayacağım dedi. Yok alacağım da. Nasıl? Almayacağım dedi. Böyle ufak tefek diş fırçası falan onlara bakarım dedi. Yok alacağım bir şeyler ama tamam da yani çok değil. Büyük eşya almayacağım dedim. Büyük eşya aldık ki zaten. Ben ne alacağım? Kendim bebek arabası alacağım. Bu arada Azad'ın eski arabasını verdik. Yenisini arabaya koydum. Ve şu an ilk defa deneyeceğiz. Çok heyecanlıyım. Bakalım. İnşallah memnun kalırız. Çok heyecanlıyım diyorsun da sanki ilk defa bebek arabası kullanıyormuşsun gibi. Hayır ya. Dünyanın parasını verdik. Hiç heyecanlı değil misin çocuk ilk defa oturacak içine? Ne alakası var ya? Bebek arabası. İkili bebek arabası. Hiçbir sende şey heyecanı yok bebek eşyalarıyla ilgili. Üstelik de bir şey almadık be. Bir yatak aldık. Bir salıncak aldık bebeğe. Bebek arabası aldık. Kıyafetler hepsi Azad'ın eskisi. Sen şey Azad'ın eskisi olmasaydı ya da bu bebiş kız olsaydı o zaman göreydin. O zaman ne yapacaktın acaba? O zaman dünyanın kıyafetini alacaktım. Atletiymiş, çorabıymış. Hepsi Azad'dan kaldı şu an. Doğru. He? Doğru. Sen Azad'da yaptığım alışverişi unutmuşsun herhalde. Hatırlıyor musun? Çok şey yapmıyorum ya, dikkat etmiyorum ama artık. Niye? Çünkü çoğunu görmüyor. Paketler geliyor, siz görüyorsunuz videolarımda. Özgür görmüyor. Özgür işteyken paketler geliyor. O yüzden arkadaşlar çok çalışmayın. Çok çalışırsanız böyle olur. Adamın haberi yok gelen paketlerden. Onları da görse zaten wow. Ama şeyleri görüyorsun poşetleri yerde bazen atmadıysak. Niye görüyorum. Hayırlısı ya. Çok sağlıklı olsun da bir şey. Dünya malı dünyada kalır. Ya yok tabii ki de gerek yok. Biz biraz abartıyoruz. Çünkü konfor için abartıyoruz. Hani her şeyi daha konfor yapmaya çalışıyorum. Çünkü hayatım zor. 4 çocuk. Ama genel anlamda Elif'te böyle yapmamıştım açıkça söyleyeyim. Elif'te çok eşyaya gerek olmamıştı öyle. Hani konforun peşinde değildim. Seneler geçtikçe... Her sene değişik şeyler çıkıyor yani çocuklar için. Bir de bize bu sonuncu diye heves edip deli gibi alışveriş yapıyoruz ama hiç sonuncu olmuyor. Benzin daha düşmemiş arkadaşlar. İngiltere'de benzin fiyatı dizel 1.61, benzin 1.42. Küçük bir bilgi vereyim. Her buradan geçişimizde size benzin bilgisi veriyoruz. Benzin ya neydi ya 1.61-1.70'e çıktı. 1'se 2'ye doğru yükseldi ya. Ben eskiden 20 koyardım. Bana ayıptır bayağı ya. Giderdi. Şimdi 20 bir gün için yani sadece şaka gibi 20 koyamazsınız. Şaka bak hayat da pahalılaştı bu ara. Bu ara değil 2 senedir bu koronadan sonra. Da. İşte oyun da hepsi bence. Azat şarkı söylüyor. Ben sen de fonksiyon fan fan fan. Fan fan fan. Fan fan fan. Farkında konuşuyoruz far far far. Olay lan. Ona da bir söz tır buldum. Geçti. Tır geçti. Kocaman tır oğlum. Baba eski mi? Baba eski. Pestanın siyah ne kadar kötü duruyormuş. Beyazı sadece güzelmiş. Siyahını ilk defa mı gördüm de? Ama hiç hoşuma gitmedi. Beyazı çok güzel ama siyah çok kötü duruyor. Bu arada yeni arabayı şu an ilk defa kullanıyoruz. Tabii ikinci koltuk yok diye sepet kocaman oldu. Ay çok rüzgar çıktı birden Azad. Kız
diyor, çok soğuk diyor. Güneş var ama soğuk olmadı. Şunu niye bırakmıyorsun, kapatalım? Nasıl araba? Nasıl gidiyor? Nasıl? Ha? Dar sanki ya. Bizim arabadan daha dar. Dar. Dar olmuş, hoşuma gitti. İyi gidiyor bence. Şimdi bebek eşyasına koşuyoruz. Çünkü bizim bölgelerimizde öyle şeyler fazla kalmıyor. Hemen alıyorlar. Bugün gelmiş. Oradan da kahve içeriz ha? Bir kahve ısmarlarsın herhalde. Evet, bebek eşyalarına bakmaya başlıyorum. Bunun fiyatı bu değil ki. Yazmamışlar. Şu açılıyor böyle bebek oynama şeyi. Yere seriyorsunuz ya. Şöyle kat kat açılıyor. Ama ben ikinci elden bayağı ucuz aldım bunu. Bunların fiyatı yazmıyor. 10 falan sanırsam. 2.50'ye tırnak bakım şeyi. Bunlar 29, çocuklara oturmalı valizler. Tekerlekli. Hamilelik leggings'i ne kadarmış? 10 pound. İkili paket. 2 leggings 10 pound hamileler için. Bunlar 7.50. Tulumlar da 5.99. Çok güzelmiş aslında. Ama ihtiyacımız yok buna. Bebek çantaları da 19.99. İçinde şey de var, yemek çantasıymış falan. Bakın şöyle. Aa, bu modeli daha güzel. Daha büyük bu. Bu daha şık. 2.69'a %99 su olan ıslak mendiller. Bebek yatak koruyucusu da 6.99. 19.99'a da bebek uyku tulumları. İki paket ikili. Bu da çocuk pijamaları. Azade bir tane alabilirim aslında. Da yaz geliyor. Tişört şeklinde alalım. Aa, çocuklar için ve bebekler için banyo kitapları. Naylondan. Bunlar da 2.50. Ha, bunlar ıslanınca renk geliyor üstüne. Islanınca renkleniyor. 29 pound. 3.57 maslin bezleri. Bunlar da üçlü paket. Bunlar da 2.99. $269'a şöyle bir bebek arabası. Dona markasının. Bu bütün yiyecek şeyleri de 3.99. Böyle çeşit çeşit var. Şu çok güzel aslında. 1.49'a ikili paket bebek bezi torbaları, kokulu. Ve 1.25'e pamuklar var ama aldım bayağı bunlardan. Bunların hepsi 1.49. Bebek vücut ve saç yıkama. Bunlar da yine doğal diyor. Ekzema ve kuru cildi bebişlere de olur diyor. Bunlar da 9 pound. Banyo oyuncakları da 3.99. Şu güzelmiş aslında.
29'a da şey gelmiş, bu kapıyı asıyorsunuz. Zıplama şeyi, oyunu. Bu biraz pahalıymış 5.59'a. Ama Haggis'in yatak korumaları. 7 tane varmış içinde. Kububa'nın da böyle bir oyun şeyi, yatak değil herhalde, bakayım. Evet, aynen. İçinde oynaması için, hani bir yerlere gitmesin diye, iş güç yapabilirsiniz diye böyle 49.99. Küçük yemek masası da şöyle. Bunlar çok sıraz. Hatta almıştım şu şekilde. Bu da 29.99. Her anımız izleniyor. 22 Ekrol'da yine var bir şey. Biliyor musun? Tamam. Evet, şimdi Özgür işe gidecek. Biz de oyuncak mağazasını bir gezelim dedik 5 dakika. Çünkü çok istemişti, çekiştirmişti beni. Şimdi üzüldüm ben de, geçsin azıcık ya. Adama bir scooter aldım, evde açar kurarız. 17 pound'tu. Şimdi eve gidelim ve işlerimize güçlerimize bakalım. Hatta yemek yapılacak, temizlik yapılacak, çamaşır yıkanacak. Ya. Evet, Azad'a çok güzel bir park vardı burada, oraya getirmiştim ama yattı. Bize ne yapalım dedik. Dedim hadi 5 dakika teyzeme uğrayalım. Bir kahve içeyim burada, hem de onu görmüş olayım. Bayağıdır görüşememiştik. Sütü de hep dökmüş. Ya. Ne yapıyorsun oğlum? Anne scooter mı aldı sana? İnşallah süre bindir bakalım. Scooter erken geldi. Ama çok ağlıyor eşim teyze. Parklarda her yerde milletin scooterını almaya çalışıyor. Biz de dedik bir tane alalım da kurtulalım. Şimdi Helin ablası kurar ona. Temiz ya, evde sürsün. Kedi de geldi ya. Bak. Gidiyor. Teyzemin evine başka kediler geliyormuş. Zaten kendi kedisi var, bu da başka kediler. Sen kimsin? Sen kimsin buraya geliyorsun? Mama için mi? Senin şeyin cat cafe. Tamam, şimdi Helin abla kuracak sana. Sen çekecek misin? Hazal, ne yapıyorsun? Bu sene Türkiye'ye gidiyorsunuz. Heyecanlı mısın? Çok güzelmiş Asad.
Şimdi mis gibi Türk kahvemizi içeceğiz. Havaya bakar mısınız? Ne dengesiz ya. Bir şey oluyor, bir üzülüyor. Hoş geldiniz İngiltere'ye. İngiltere havası. Güven olmaz diyor ya Özgür. Tam gerçekten güven olmuyor. Daha yeni buz gibiydi. Şimdilik de yine güneşli. Ay düşebilir ama bu ya. Okan abi yaptı Asa'da. Ya. Okan abi scooter'ını yaptı mı senin? Gidelim. 2 yaş diyor aslında ama. Sınavın uzun şey koyarsın ha. Ne? Şaka olur. Şey, ha koruma mı? Evet. Düşesi kapasını bulun ha. Hiç bilmem de konkret bir yerde. Hemen keşke öğrendi bilmeyi. Al buna sıkma şeyleri. Oo, ha onu tamam dur alayım çantama koyayım. Bu şey 4 teker olsaydı süper olacaktı ama yoktu, hiç görmedim. Ama İşte böyle oynayacak, başkalarınkini için ağlamasın da. Biz eve geldik. Ye. Sarıl elini aşağıya, sarıl. Oo. Oo. Ha, hemen dökmeye gidelim diye hemen dökelim. Hemen dökelim hepsini. Evet, boncukuma pijama aldım. Şöyle hemen yıkayım kullansın. Ay ödüm koptu, altım yok diye buradaymış. Böyle pijama seti. Kendime hamilelik leggings aldım. Çünkü göbek altı aldıklarımda karnım açılıyor. Göstereyim size, böyle dolaşıyorum. Bakın. Çünkü bu leggingsleri göbek altı almışım. Buraya gitmiyor. Böyle onun için göbek üstüne kadar giden bir hamilelik leggings aldım. Bu Azad'ın dinozorlu her şeyi yiyor. Yeter ki dinozor şekli olsun diye. Ona böyle şey aldım. Türkiye'de hindi etinden parçalar böyle dinozor şeklinde. Bir tane cheeseburger pizza. Özgür ıvır zıvır almış kendine. Bunlar hepsi ıvır zıvır. Azadıma bir tane banyo kitabı aldık böyle. Su ıslanınca renkler geliyor. Şöyle banyoda ıslanınca renkler çıkıyor ortaya. Bebişe bir tane tırnak makası seti aldım. Çünkü Azad'ınkini kullanmayacağım bebeğe. O şimdi daha büyük bir çocuk olduğu için ister istemez tırnak altında şey olabilir. Durmadan dezenfekte etmeyeyim, ayrı ayrı olsun dedim. Bu da bebiş 6 aylık olunca kullanacağım ama uygun diye hemen kaptım. Şöyle bebişe meyve koyuyorsunuz içine. Böyle emiyor. Azat bunun hastası, bir tane aldım. Hemen gördü zaten. Al. Hemen gördü. Bizim bir ayakkabısını çıkarsaydınız. Bunu Özgür'ün kız kardeşine aldım. Bunu çok seviyor. Yağlı ciltler için fondöten collection markasından. Daha sonra Pop Tartlar var, meşhur. Amerika'dan geliyor ve paketi 5 pound. Onun hastası benim kızlar. Ama Aldi onun taklitini çıkarmış 1.70'e. Bunları tost makinesine atıyorsunuz. Sıcak sıcak yeniliyor böyle. Sonra şöyle balık parçaları, ekmek şeyine bulanmış ve kendime bir tane orada içmek için aldım da içmedim. Arabaya koyunca kaldı öyle vitamin içeyim. Bunu da Özgür almış orada, kasada gördüm birden. Şey, bebişe kitap böyle bebek arabasına asılabiliyor, yatağına asılabiliyor. Böyle bir bebek için kitap. Evet, işte bu kadar. Azat yani var ya, çok şımarıyorsun. Biri oldu mu çok şımarıyor böyle. Evet arkadaşlar, leggings'i denedim. Buraya kadar örtmüyor ama buraya kadar örtmesi de iyi bir şey.
En azından tişört taksa da abi şuraya kadar kapatıyor. Beşe geldi tanesi. İyi yani, ucuz da. Ay diye. Evet arkadaşlar, şimdi cottage pie yapacaktım. İki yapıyorum da aslında. Bu suyunu çekene kadar kıyma, salça, havuç. Normalde bezelye de giriyor da yoktu evde. Bir de patates açtım, taşırdım. Bunları püre yapacağım üstüne. Bir tepsi de fırına atacağım. Ama şimdi bu yetmeyecek galiba. Diye bir yemek daha hemen yanına yapacağım. Şimdi bu şekilde bunu fırına atacağım. Bir de kremalı ton balıklı makarna üstü peynirli böyle fırına atacağım. Bu şekilde yemeğimiz de bugün de böyle olacak. Şöyle soğanı kremayla baharatla kavurdum. Ve ton balığı ekledim. Makarnayla karıştırdım. Şimdilik de peynir dökeceğiz üstüne ve fırına atacağız. Bu acil yemek oluyor. Acil yemek lazımsa böyle şeyler gerçekten hemen kurtarıyor. Evet arkadaşlar, hiçbir şey çekemedim. Halamgil ve kuzenimgil bizdeydi. Yengemgil falan. Bugün biraz kolum uyuşup duruyor benim. Bu tarafım. Herhalde gebelik şekerinden dolayı diye düşünüyorum ama yine de söyleyeceğim doktoruma. Onun için açıkçası vlog çekmedim. Biraz oturduk yani, çünkü korktum. Ne yalan söyleyeyim, korktum. Hani ne oluyor, felç mi oluyorum, ne oluyor bana dedim. Ama şekerden ülkesinde talam, çünkü onda da böyle bir uyuşukluk oluyormuş bu şeker durumundan. Neyse, doktoruma söyleyeceğim. Zaten sonuçları beklemeden zannetmiyorum yeni bir test yapacaklarını. Şimdi sadece Azad'ı yatırayım. Ondan sonra biraz Özgür'le bu vlogu kapatırım. Biraz da onunla çekeriz. Oyuncuk, çok yaramazdın sen bugün. Kızları rezil ettin. I love you de, sen niye kızları öyle yaptın? Kızları mutfakta kek yapıyor bu. Bütün oyuncakları kızların üstüne attı artık. Yani ağlatacak noktaya getirdin. Evet. Şimdi I love you dersin şimdi yaptığın yaramazlıklarından sonra. Değil mi? Evet. Sen ne yaptın kızlara bugün öyle? He? Senin Ela'yla derdin ne? Kuzenimin kızı Ela'yı çok seviyor ve hep benle ilgilensin diyor. Yani hep beni sevsin, benle oynasın, benle ilgilensin. Ve kızcağız onunla ilgilenmeyince başka bir şey yaptığında gidiyor oyuncak atıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Ve yapma dersek kızarsam daha da çok yapıyor. Onun için hani ben tamamen umursamazlıktan geliyorum ki bitsin, hani bıksın yapmasın diye. Ama biz yapma dedikçe o daha çok yapıyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Sevgisinden yapıyor aslında. Benle ilgilen, beni sev diye. Bu arada bebek ve anne çantamız değişti tabii Azat büyüyünce. Ve biriniz yazmışsınız alta çantamda ne var diye, çekeyim diye, hani Azat'la birlikte çantamda ne var. Onun videosunu düşünüyoruz yarın yapmaya. Değil mi anneciğim? Çantamız çok değişti çünkü. Evet, I love you too. Çantamız çok değişti bizim. Neler neler koyuyoruz artık. Daha da çok dolduruyoruz öncesinden. Değil mi? Ben şimdilik video editleyeceğim. Özgür gelince de bu vlogu biraz devam ettireceğim. Anne, bu da yatar. Değil mi? Değil mi? Oo.